Ömer, kusura bakma. Randevumuz olduğunu unutmuşum. Farkındayım. Yoğun bir dönem galiba, ha? Ne demezsin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sende haberler nasıl? Gülfem, şaka mı yapıyorsun sen? Bende ne haber olacak? Ya bebeğin sağlığına zarar gelmesin diye Gülruh'un etrafında bile dolaşmıyorum. Haber alabileceğim tek kişi sensin. Sen de haftalardır yoğunsun. Haklısın, çok haklısın. Hamilelik gayet sorunsuz geçiyor. Belki de uzaktan görmüşsündür. Karnı bayağı bir çıkmaya başladı. 25 haftalık. 15 hafta kaldı doğuma. Çok etkilendim. Gülfem, ben günleri sayıyorum, haftaları sayıyorum. Sen de bunu yapıyordun. Ama bakıyorum da bu hala olma fikri herhalde senin hoşuna gitmeye başladı. Komik olma. O kızdan da, bebeğinden de hiç bu kadar kurtulmak istememiştim. Merhaba Guru. Mektupla ilgili sana söyleyebilecek hiçbir şeyim yok maalesef. Dolayısıyla güle güle Guru. Sempatiksiniz. Sempatik ve yoğun. Bak, gerçekten çok yoğun. Bana 2 dakika ayırsanız. Siz iki kardeş hiç vazgeçmiyorsunuz değil mi? Ablam sizi sinirlendirecek bir şey mi yaptı? Evet. Evet, hiç yıkama dediğim bir gömleği geçen gün illa yıkamış. Senin kadar inatçı yani. Her neyse, Gürru, bana ne söylemek istiyorsan 5 dakikan var. Çok cömertsiniz. Ben o zaman hemen konuya geleyim. Öncelikle bu Mert ve Cihan'ın spor salonunun açılışının davetiyesi. Davetlilerimize 1 ay deneme üyeliği hediye ediyoruz. Geri kalan 4 küsur dakikayı da beni yıllık üyeliğe ikna etmek için kullanacaksın galiba. O kadar uzun vadeli düşünmemiştim aslında. Kalan 4,5 dakikamı... sizden bir konuda yardım etmek için, aman yardım istemek için kullanacağım. Şöyle. Bunlarla ilgili. Ben bunları gizli gizli çizdim. Spor salonu için. Yani size kalemi elime almayalı uzun zaman oldu demiştim ya. Biraz tutukluğum vardı. Ama çizmeye başlayınca devamı geldi. Şimdi ben bunları spor salonu için bir promosyon olarak düşündüm. Yani üyelere hediye edelim diye. Bunları ben kendim dikebilirim. Ama kumaşa ihtiyacım var. Ve kumaş... Yani şöyle anlatayım. Şimdi soyadım Sipahi olduğu için size bu biraz garip gelebilir ama benim kumaş almak için param yok. Siz neden Cihan'dan istemiyorsun diye sorabilirsiniz. Ama ben bunlar sürpriz olsun istiyorum. Bir de Cihan'dan istemek istemiyorum çünkü... istemiyorum işte. Bunları sen mi çizdin? Bunu iltifat olarak mı almalıyım? Sen ne istiyordun benden? Kumaş. Karşılıksız değil tabii. Yani biz ablamla konuştuk. O 1 ay boyunca size ücretsiz gelecek. Ben de ona borçlanmış olacağım. Ya kendin dikeceğim bunları öyle mi? Dikebileceğime inanıyorum. Bebek için zor olur. Sen şimdi yarın bu adrese gidiyorsun. Kumaşları seç. Dikişe hemen başlasınlar. Benden selam söyle. çok teşekkür ederim. Ama gerçekten sadece kumaşta... 5 dakikan da oldu galiba. Tamam. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yürü. Çizmeye devam et. Bugün doktoruyla konuştum. Bebeğin durumu gayet iyi. Ha. İyi. Çok iyi.
Evet. Hemen bana açık adresini mesaj at. Ve 15 dakika içinde evde ol. Sonuçlar geliyor. Evet, tamam. Hemen gönderiyorum. Çok teşekkürler. Ne oldu Gülfem? Kusura bakma Ömer, benim kalkmam lazım. Kötü bir şey mi oldu? Yok. Ben seni sonra ararım. Evet. Yani Tibet Bey'in selamları var. Bana yardım edebileceğinizi söyledi. Eşofman kumaşı bakacağım. Tamam. Harika. O zaman yarın 1'de gelirim ben. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Gülfem Sipahi? Gürü Sipahi ben. Gülfem'in arabası burada yok. Evde yok herhalde. Ben alayım. Yalnızca kendisine teslim etmem gerekiyor. Resmi bir şey mi? Bilgim yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol Gülfem, bir şey olmuyor. Gülfem Sipahi, siz misiniz? Evet. Kimlik lütfen. Tabii. Buyurun. Şuraya bir yiyinize. Kimliğiniz? İyi günler. Şu an elimde. Yürü alıyordu neredeyse zarfı. Al işte, biliyordum bir şey çevirdiğini. Tam zamanında yetiştim. Bak, bu DNA testini başıma saran sensin. O yüzden şu an bütün gerginliğimi çekmek zorundasın. DNA testi mi? Bebek karnımdayken DNA testi yapamazsınız ki. Garip garip baktı yüzüme. Şüphelendi mi acaba? Yok ya, şüphelenmemiştir. Ne saçmalıyorum ben. Bu deli saçmasından kurtulma vaktim geldi. Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Ne testi ya? Ne testi ya, yapamazlar ki. Dur Gülü, dur, sakin ol. Tamam. Bebek karnımın içinde, yapamazlar ki test falan, yapamazlar ki. Ne yapıyor bunlar? Bitir. Bitir artık bu meseleyi.
Yapılan test sonucu Enver Sipahi ve Gülfem Sipahi'nin DNA uyuşması %0'dır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne konuşuyordunuz orada? Sana soruyorum. Ne konuşuyordunuz orada Ömer'le? Gülfem, beni kaçak numarasıyla kurtulamazsın bundan. Sana soruyorum. Bilmiyorum. Duydum seni, kaçamazsın bundan. Duyuyor musun Mekan? Gülfem! Neyin var? Ne oldu sana? Ömer. Bebeğimiz. Hayır. Hayır. Hayır, tamam, hayır. Hayır, ben yanındayım Yürü. Hayır, gidemez, tamam. Tamam. Bir şey olmayacak, tamam. Bir şey olmayacak Yürü, tamam. Yanındayım ben. Ben yanındayım.